Evet, yayınımız başladı. Her hafta olduğu gibi karşımızda siyaset bilimci Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Sıcak bir gündem var önümüzde. Üç tane başlık önümde duruyor. Bugünün en sıcak başlıkları. Bir tanesi mafya dünyasının önde gelen isimlerinden. Organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı. Yerli ve milli mafyanın Ogün Samaz, yani Hrant Dink'in katiliyle fotoğrafları çıktı. Bunu konuşacağız. Buradan ne anlama geliyordu bu mesaj? Bunun bu mesajın bütün arka planını konuşalım. Arkasından da Erdoğan bugün nihayet grup toplantısında topa girdi. Bahçeli ile dedi aynı fikirdeyiz dedi. Ezber bozan çıkışları bu Öcalan meselesiyle alakalı mutabakatız. Hiçbir problemimiz yok dedi ve bugün son dakika DEM grubunun Öcalan'la görüşmesine onay çıktı. Bu da var ve aynı zamanda da Erdoğan Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi. Çok ağır sözlerle yüklendi. Çünkü Kılıçdaroğlu 17-25'i ve sıfırlama tapelerini gündeme getirmişti ve CHP'li belediyelerin üzerine yolsuzluk soruşturması geliyor dedi. Şimdi şeyden başlayalım. Birinci madde mafya. Yerli ve milli mafya, yeraltı dünyasının artık yerüstü olması cihetiyle. İsterseniz oradan başlayalım. Bu fotoğrafı analiz edelim. Ama bu fotoğraf gizli bir fotoğraf değil gördüğüm kadarıyla. Cevheri Güven, gazeteci Cevheri Güven ortaya ilk olarak çıkarttı. Bu fotoğraftaki ilk mesaj ne sizce? Çünkü gizli bir fotoğraf değil, bizzat çekilmiş ve demek ki hiç korkuları bir şey yok. Şimdi ikimiz de 80 kuşağının çocuklarıyız. O dönemleri çok iyi biliriz. 80'lerde, 90'larda gene bu tip olaylar olmaz mıydı? Olurdu. Olurdu ama bunlar kapalı kapılar arkasından olurdu. Yani insanlar çekinirdi böyle. Ya işte biz şimdi bir arada görünürsek tepki çeker. Ne gerek var canım falan. Şimdi bakın hiç çekinme falan yok. Yani benim gördüğüm en büyük mesaj şu. Ulu orta. Gündüz gözüyle kamera varmış, çekim varmış falan. Bunların hiçbir önemi yok artık bu adamlar için. Bu ne anlama geliyor? Devlet artık mafyalaşmış. Yani gerçekten bir işte narko devlet dedik, otokrasi dedik vesaire falan kademe kademe. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti denilen devlet sadece kağıt üzerinde kalmış vaziyette. Yani korkunç bir çöküntü var. Bu çöküntüde de su yüzünde kalan aslında hani şey vardır. Baba filminin bir afişi vardır meşhur. Böyle yukarıda iki el kuklayı oynatıyormuş gibi gözükür böyle bir gölge. Türkiye'yi işte bu yeraltı, yerüstü, mafya, otokratlar bunlar artık ele geçirmiş durumdalar. Yani yeraltı bunu açıkça görüyoruz. Dünyası denirdi eskiden. Evet, yeraltı dünyası. Evet. Artık yerüstü dünyası işte denebilir artık bu aşamadan sonra. Şimdi burada Alaaddin Çakıcı bize şunu da çağrıştırıyor. Devlet Bahçeli'nin çok yakın ahbabı ve Bahçeli'nin çabalarıyla, Cumhur İttifakı'nın gayretleriyle hapishaneden çıkarıldı. Bu açıdan baktığımızda Hrant Dink'in katiliyle bir araya gelme. Cumhur İttifakı bir tarafta, Cumhur İttifakı'nın mafyası ve onun Hrant Dink'in katiliyle bir araya gelmesi. Buradaki mesaj ne tür o fotoğrafta mesajlar siz çıkarttınız? Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti rejiminin şu anda kustuğu gerçek ne biliyor musunuz? Bu Ergenekon'la İslamcıların kurmuş olduğu bir ittifak var. Yani derin devletle suça gırtlağına kadar suça batmış olan Erdoğan yönetiminin kurmuş oldukları bir koalisyondan bahsediyoruz. Bir güç ittifakından bahsediyoruz. Bu güç ittifakında Ergenekon veya derin devlet kanadının Hrant Dink cinayetinde ellerinin direkt olarak bu cinayet şebekesiyle bağlantılı olduğu, yani gırtlaklarına kadar bu işin içinde oldukları çok büyük bir gerçek meydanda duruyor. Ve 2013 yılında, yani o işte 17-25'ten sonra, 17-25 Aralık 2013'ten sonra bir evrim geçirmeye başladı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Nasıl bir evrim geçirdi? O güne kadar demokratikleşmeyi ve işte reformları savunan bir iktidar, suçüstü yapıldığı için ne yaptılar? Bunlar daha önceden işte darbecilikle suçlanan, hatta suçlarında birçok da kanıtlarının olduğu bu Ergenekoncuları hapisten çıkardılar. Bunlarla işbirliği yaptılar. Şimdi Hrant Dink cinayetinde, işte Zirve Yayın Evi meselesinde, Türkiye'deki birçok böyle buna benzer suikastlarda bu derin devletin mutlaka bir rolü var. Şu anda bu iki
grup ittifak içerisinde oldukları için ne oluyor? Biz şu anda görüntü olarak da, yapı olarak da bunların Türkiye'de adım adım kendi iktidarlarını daha da perçinlemeye başladıklarını görüyoruz. Ergenekon yapılanmasının siyasi uzantısı denebilir mi Cumhur İttifakı'na? Yani bence Ergenekon'un, şimdi şöyle bir şey var. Virüs vücudu ele geçirdikten sonra artık vücudun mu dominant olduğu yoksa virüsün mü dominant olduğunun bir kıymeti harbiyesi yok. Yani bir hastalık söz konusu, bir patoloji söz konusu. Burada kim kimi kontrol ediyor? Bu bir danışıklı dövüş. Yani ikisinin de aldığı, ikisinin de verdiği şeyler var mutlaka. Evet. Şimdi hocam bu fotoğrafa... Bu anlamda... Evet, buyurun. Buyurun cümlenizi hocam tamamlayın. Arkadan sorum gelecek. Yani bunun işte Ergenekon veya derin devlet şu ankileri kontrol ediyor dediğinizde sanki bunu yapan sivil kanat, yani sivil kanadı tırnak içine alıyorum işte AKP, saray çevresi, Erdoğan falan. Sanki bunlar masummuş, yani bunlara böyle birileri zorla bir şey yaptırıyormuş gibi bir şey anlaşılmasın. Yani o yüzden onu düzeltme gereği hissettim. Yani aralarında çok ciddi bir simbiyotik bir ilişki var. Birbirleriyle bir fayda ilişkisi var yani. Şimdi hocam fotoğrafa gelirsek, şimdi o fotoğrafta ben şunu gördüm. Alaaddin Çakıcı, o gün Samas'ın katiline bu bizim adamımız mesajı vermiş oluyor. Bu bizim adamımız. Ha, ne zamandan beri sizin adamınız? Demek hep sizin adamınız. Çünkü ideolojik duruşları da aynı. Aynı mahallenin çocukları Alaaddin Çakıcı'yla o gün Samas. Ha, bu bizim çocuğumuz. Bizim adamımız. Geçmişte yaptık, bugün yine yaparız. Mesajı da aldım. Evet, orada. Yani evet. Geçmişte öldürmek istediğimizi güpegündüz İstanbul'un ortasında Hrant Dink'i nasıl öldürdüysek, bundan sonra da nice o gün Samaslar'la da öldürürüz mesajı ben aldım. Katılıyor musunuz? Türkiye budur bakın. Katılıyorum, katılmaz olur muyum? Türkiye budur bakın. Ben size şunu söyleyeyim. Topal Osman geleneğidir bu, devam eden. Topal Osman döneminden itibaren bakın işte Mehmet Ali Ağcalar, Abdullah Çatlılar, ondan sonra o gün Samaslar, Yeşiller, bunların hepsi birer modern Topal Osman'dır. Sivas, işte Sivas katliamını yapanların korunmasını düşünün şimdi. Yani o adamlar nasıl Sivas'ta gündüz gözüyle cayır cayır Madımak Oteli'ni yaktılar. Bir sürü aydın orada hayatını kaybetti. Ne oldu sonra bu olayın akabinde? Ve bu olay olduğu zaman bakın Erdal İnönü gibi böyle dünya tatlısı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gelmesi zor olacak bir siyasi figür o dönemde başbakan yardımcısı yani. Buna rağmen devlette mücadele edemiyorlar bununla. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın bu çok basit bir şey. Benim şimdi giydiğim bir gömlek var, sizin de giydiğiniz bir gömlek var. Sabah gömleğinizi iliklerken, gömleğin böyle yakasını yamuk ilikleseniz, bir düğmeyi öbür tarafa, ilmeğine yanlış geçirseniz ne olur? Gömleğin bütün düğmeleri sıralı bir şekilde yanlış iliklenmiş olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi budur. Bakın hesaplaşmamız gereken. Hrant Dink'in vurulma sebebi, Hrant Dink'in resmi devlet ideolojisinin ve resmi tarih anlayışının dışına çıkmış bir yorumda bulunması. Neye işaret etti? Ermeni soykırımına işaret etti. 1915'te yaşanan bu büyük hazin ve utanç verici hadiseye işaret ettiği için infaz edildi. İnfaz gerekçeleri çok çeşitlidir. Hrant Dink'i farklı sebeplerle infaz ettiler. Uğur Mumcu'yu farklı sebeplerle infaz ettiler. İşte Bahriye Üçoku, Turan Dursun'u. Türkiye'de sıra dışı, yani yerleşmiş anlayışın dışında bir şeyler söyleyen, devleti sorgulayan, toplumu sorgulayan insanları böyle azmettiriciler üzerinden buldukları tetikçilerle ne yapıyorlar? Ortadan kaldırıyorlar. Fakat bunları yapan zihniyet, ittihatçı zihniyet. Türkiye bir neo-ittihatçı dönem yaşıyor bakın. Bunu tespit etmemiz lazım. Bunu da ben buradan açık bir davet olarak Türkiye'deki siyaset bilimcilere, sosyologlara çağrıda bulunuyorum, tarihçilere. Türkiye'de şu anda nasıl mesela Almanya'da veya işte Avrupa'daki başka memleketlerde neo-nazi diyoruz, işte aşırı sağcılar diyoruz falan, skinhead'ler işte falan. Türkiye'deki bu yapılanmanın odak noktası, asıl referans noktası ittihatçılık. Çünkü ittihatçılık homojenleştirilmiş bir Anadolu üzerine kuruluyor. Evet. Yani bunun da tetikçileri işte kim? Çakıcı gibi adamlar, Samas gibi adamlar, bunların hepsi Topal Osman geleneğinden geliyor. Yani katliamcı işte devlet için
devletin kendine verdiği görevi de yaparken aynı zamanda o işte bir takım işte bir takım ekstralar da kendisine gelmiş oluyor. Yani güç olarak veya ekonomik olarak bu kleptokratik sistemde de ne yapıyorlar? Bir yer ediniyorlar. Yerli ve milli mafya. Bu Kesinlikle, kesinlikle öyle. ve tırnak içerisinde rejim açısından da legal mafya. Yer altından yer üstüne çıkmış, rahatlıkla pozlar veren. Yani aslında Efe hocam, şimdi Hrant Dink'in katiliyle bir poz vermek gerçekten risktir. Hele bu işin uzantısı Alaaddin Çakıcı ve bunun kankası Bahçeli ve derin yapılı, o çizgi çok net yani. Çok net. Şimdi bu kadar Ya şey, netlik varken böyle bir pozu bu rahatlıkla ve habere göre Samas, o gün Samas Çakıcı'nın elini öpmüş ve Alaaddin amca diye de hitap etmiş. Böyle bir ilişkileri de var. ya şimdi bakın, bunlar tabii ki ne kadar karikatürize edilse azdır da. Samimiyetle bir şey soracağım size. İkimiz de hayat tecrübesi olan insanlarız. Türkiye'de yakinen tanıyoruz. Orada yetiştik, büyüdük. Siz Devlet Bahçeli'nin Hrant Dink'in ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu düşünüyor musunuz? Hiç zannetmiyorum. İşte yani bakın, yani samimiyet çok önemli bir şey. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetmiş. Yaptığı gazetecilikten veya fikir beyan ettiği için. Ermeni kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bahsediyoruz. Şimdi bu insanın ölümünden dolayı yani hiçbir rahatsızlık hissetmeyen birisi Türkiye'de bir partinin başında olabiliyor. Yani o yüzden şey beni şaşırtmıyor. Yani Çakıcılarla, Samaslarla, bilmem nelerle falan bağlantı kurulması. Bakın şeyi hatırlayalım. Şimdi siyasi cinayetlerden bahsediyoruz, değil mi? Şimdi çok yakın geçmişimizde MHP'nin çok önemli, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli olan bir siyasi cinayette alakası ayanmayan, bu programda da ele aldık yani. Sinan Ateş cinayeti. Sinan Ateş cinayeti. Şimdi Sinan Ateş cinayetindeki tutumlarını gördünüz. Ve nasıl korunduklarını da gördünüz. Devletle nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını gördünüz. Yani bu çok tehlikeli bir durum arz ediyor şu anda. Dolayısıyla hani 100 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Topal Osman geleneğinden bahsediyoruz ama hiç bu kadar ayyuka çıktığı bir dönem de görmemiştik. Yani bu kadar fazla bu olayların. Çünkü devlette yeknesak, homojen bir grup değil devlet, biliyorsunuz. İçinde birçok farklı unsurları barındırıyor. Fakat şu anda bu işte ülkücü dediğimiz veya radikal Türk üstünlükçü dediğimiz grup gerçekten Evet. zannediyorum lokomotifi yöneten konumdalar yani şu Hocam anda. ben o fotoğraftan şu mesajı da çıkarıyorum. Yani o gün Samas üzerinden kullanacak, o gün Samas son hesapta bir tetikçi o. Yani Evet. cinayet işlediğinde 17 yaşındaydı. Özellikle Evet. zannediyorum 18 yaş altı seçiyorlar bu tür şeylerde. Bu bir tetikçi. Tetikçi. Yeni kullanacakları tetikçiler için de endişeniz olmasın. Sahibiniz biziz. Sahibiniz biziz. Derinliğini yapmakta asla tereddütünüz olmasın. Bakın, boy boy fotoğraflar veriyoruz. Kimse de sesini çıkaramıyor. Mesajı aldım. Yani biz bu mesajı son 50 yıldır zaten görüyoruz. Yani Türkiye'de mesela Yeşil denilen adama ne oldu? Veya Mehmet Ali Ağaca. Hapishaneden açıkça çıkarıldı adam ya, biliyorsunuz. Türkiye'de hapishanedeyken Abdi İpekçi'nin katili ya. Mehmet Ali Ağaca da az bir şey değil. Yani şimdi Mehmet Ali Ağaca Papa'yı vuran adam. Aynı Mehmet Ali mahallenin Ağaca çocuğu. aynı mı? Hepsi bunların ülkücü geçmişten. Abdullah Çatlı. Bugün Abdullah Çatlı dediğiniz zaman o işte ya işte vatansever, vatanperver, milliyetçi falan böyle şeylerle anılıyor. Veya bakın daha da ben şimdi herkesin rahatsız olacağı bir şey söyleyeyim mesela. Muhsin Bey'le alakalı olarak da yani onun geçmişine baktığınız zaman da öyle terörle veya işte şiddetle alakasız diyemezsiniz yani. Ama bakın yani Türkiye'de insanların edindiği izlenim sanki böyle bu tip olaylara karışmak çok normalmiş Türkiye'de. Vatanseverlikmiş. Bu belli bir dönem işte gençken insanlar bunu yapmış. Böyle bakıyorlar insanlar. Evet. Bunlara kategorik olarak karşı çıkmak gerekiyor. Bakın ben bunu bizi izleyenlere de net olarak söylüyorum. Fikriniz ülkücülükle örtüşebilir, milliyetçilikle örtüşebilir, böyle ideolojilere inanabilirsiniz. Ama şiddeti reddetmek, terörü reddetmek, bu tarz metotlarla aranıza mesafe koymak
en doğrusudur. Evet. Yaptık yine yaparız mesajı verdiler. Aynen. Şimdi burada hocam diğer başlıkları da buradan yavaş bir geçiş ile şöyle diyeyim. Ya dikkat ediyor musunuz? Barış Güvercini Devlet Bahçeli. Barış Güvercini. Ve onun uzantısı Barış Güvercini Alaaddin Çakıcı. Şimdi Alaaddin Çakıcı hemen kamera gitti. Alaaddin Çakıcı ne işi var orada işte Cevheri Güven videosunda da açıkladı. Karadeniz'i turluyor ve Anadolu'yu turluyor. Ve bu Öcalan'ın affıyla alakalı, söz konusu olan affıyla alakalı bir takım planlar var. Bunun tabanda kabul görmesiyle alakalı çalışmalar yapıyor. Zemin yokluyor ve bununla alakalı en çok direnç gösterecek olan Karadeniz. Karadeniz'i, memleketi Karadeniz'i de orada yumuşatıyor. Şimdi burada Alaaddin Çakıcı'nın bir barış güvercini olarak sahnede olması, bir taraftan Devlet Bahçeli'nin barış güvercini pozisyonlarında yeter artık demiş olmasını da ilginç buluyor musunuz? Ve son dakika gelişmesiyle de birlikte DEM grubu Öcalan ile görüşebilecek ve Erdoğan da artık ben dedi Bahçeli ile bu konuda hemfikirim. Bir devlet aklı olduğundan bahsediliyor. Ne diyorsunuz? Ya Tufaya mı geliyoruz? Ne oluyor? O açıdan dedim bu barış güvercinleri. Bir ay önce bize denseydi ki Bahçeli barış güvercini olacak. Alaaddin Çakıcı barış kelebekleri olacak deyince gülerdik değil mi? Yani Konkon kelebek, evet. Ha yani. Şimdi Türkiye'de devlet aklı dediğimiz zaman bizim eskiden aklımıza başka bir şey gelirdi. Yani devlet aklı dediğimiz zaman işte devletin rasyonel olması, devletin işte köklü olması, belli bir bürokratik geleneğinin olması falan. Şimdi artık devlet aklı deyince Devlet Bahçeli'nin aklı yani devlet aklı o hale gelmiş oldu. Bir önce onu bir söyleyeyim. Şimdi ikincisi şunu tespit edelim. Ya bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Yani niye durup dururken Devlet Bahçeli böyle bir özel ilgi alanına sahip oldu bir anda? Yani işte Öcalan'ı çıkaralım, Kürt sorununu çözelim, barışçıl bilmem ne falan. Bakın ben bunun arkasında bunu başka bir programda sizinle beraber gene vurgulamıştım. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bence Türkiye'nin başka bir hesabı var. Bence çok yakın bir zamanda Türkiye özellikle Irak'ta, işte Musul ve Kerkük üzerinden ve Suriye'nin de kuzeyinde belli oldu bittilere girebilir. Çünkü dünya böyle bir uluslararası bir ortama, bir atmosfere doğru hızla kayıyor. Bir Üçüncü Dünya Savaşı arefesi gibi bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir dönemde Türkiye'nin kafaya koyduğu, özellikle şeyi de zaten dikkat ederseniz Twitter'daki bazı çevreler, troller oturup kalkıp bu Misak-ı Milli'yi, esasında Musul'un, Kerkük'ün falan Misak-ı Milli sınırları içinde olduğunu ısıtıp tekrar post ediyorlar. Tekrar işte bizim karşımıza çıkıyor tweet olarak. Ben uzun vadede böyle bir arayış olduğunu düşünüyorum. Sanki Kürtlerle şunun pazarlığını yapacaklar. Yani tamam biz sizin bir takım muhtariyet, otonomi vesaire konularında size destek olalım. Hatta gerekirse belki de federalizmi tartışacaklar onlarla. Fakat diyecekler ki bunu yaparken Misak-ı Milli çerçevesinde bunu gerçekleştirelim. Yani işte 1920'lerin başındaki Misak-ı Milli'nin bugüne uyarlanması şeklinde yapalım biz bunu diyecekler. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Çünkü bunun arkasında bunun bir stratejik arka planı olduğu kanaatindeyim ben. Gelelim Kürtlere. Kürtler ve DEM bunu görmüyor mu? Neden onlar bu kadar istekli gözüküyorlar? Onlar açısından da şunu söyleyeyim. Gene bundan birkaç sene önce kendi bizim programlardan bir tanesinde şunu söylemiştim. Kürtlerin kopuşundan bahsetmiştim. Bunun da yazısını yazmıştım TR724'te. Kürtler mental olarak, aidiyetsel olarak, kimliksel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden kopmuş vaziyetteler. Kürtler derken ortalama sokaktaki Kürt'ü kastetmiyorum. Kürt siyasi hareketi. Yani eskiden şöyleydi ya biz bu devlet içerisinde bir çözüm bulalım. Yani ben hatırlıyorum 2015 Haziran seçimlerinde böyle bir Selahattin Demirtaş'ın liderliğiyle böyle bir eğilim yakalanmıştı. Böyle bir trend yakalanmıştı. Bu trend Selahattin Demirtaş'ın ve 10 vekilin hapse tıkılmasıyla beraber öldü. Bunun yerine artık şöyle bakıyorlar. Aynı Arnavutluk gibi, Makedonya gibi, Balkanlardan kopan diğer unsurlar gibi biz bu hasta adamla şu anda kendi menfaatlerimiz gereği, günlük çıkarlarımızın tekabül ettiği şekilde bir ilişki kuralım. Kendi
çıkarlarımızı maksimize edelim. Ondan sonra bunlar ne alt yiyorsa yesin. Yani ben şunu söyleyeyim. Hani bunlar bir adım sonrasına, iki adım sonrasına bakıyorlar. Diyorlar ki Öcalan çıkarsa iyi olur. Federalizm ya da muhtariyet veya nedir işte otonomi, bunlar olursa çok iyi olur bizim için. Şu anda bunu elde edersek yarın 10 yıl sonra, 20 yıl sonra da başka türlü şeyler elde edebiliriz. Böyle bakıyorlar. Peki Bahçeli ısrarla Öcalan'la görüşülsün, Öcalan çıksın hatta mecliste konuşsun derken Öcalan'ın ne diyeceğinden nasıl bu kadar emin? Yani kendisinin hoşuna gidecek bir şey söyleme garantisi mi var ki Öcalan'la ısrarla görüşün diyor, Öcalan'ın önünü açın diyor, işte İmralı'da gidilsin görüşülsün diyor. Bundan nasıl emin bu kadar? %100 bir yoklama yapılmış daha önceden. %100 bir yoklama yapılmış. Yani temayül eğilim yoklaması, bir temayül yoklaması yapılmış canım, olmaması mümkün olabilir mi? Yani zaten şunu biliyoruz ki devlet Öcalan'la bir görüşme halindedir. Yani devlet bunu açıklamaz size ama Öcalan orada sonuçta devletin mahkumu olarak İmralı'da tecrit hayatı yaşıyor. Fakat onunla beraber onun bulunduğu ortama kimin gittiğini falan biz bunu bilemeyiz. Yani gazeteciler, akademisyenler bunu bilemez. Ama böyle bir çaba varsa bunu 6 ay önceden, 1 sene önceden veya işte haftalar önceden, neyse onun zaman dilimi onu bilemem, başlatmış olmaları lazım. Ve ona göre bir done almış olmaları lazım. Yoksa tabii ki yani böyle bir kumar oynamazlar. Böyle bir kumar oynayacak bir hadise olsa, ya gel sen konuş da ne konuşacağını biz bilmiyoruz mecliste. Böyle bir şey olabilir mi? Ya çıksa meclise dese ki başlarım devletine, Bahçelisine bilmem iki laf etsin ortalık karışır. Tabii canım, yani tabii ya öyle bir şey olması mümkün değil. Onu ayarlamışlar. Çok büyük bir ihtimalle ben tabii Öcalan'ın bu arada devşirilmiş olması, işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adamı olması falan, böyle spekülatif konulara girmiyorum. Bunları iddia eden, öne süren insanlar var. Bunlara kanıt olmadan temkinli yaklaşmak lazım. Yani böyle hani işte zaten Öcalan MİT'in adamı canım falan, böyle yorum yapan insanlar var. Bunları çok temkinli bir şekilde değerlendirmek Öcalan da lazım. Kendi siyaseti ve ideolojisi duruna göre pazarlığını yapacaktır. Elbette. Bakın bu böyledir. Yani İngiltere de bunu böyle yaptı. Yani Kuzey İrlanda sorununu çözerken İngiltere tabii ki ne yaptı? Bir taraftan siyasi kanatla görüşürken öbür taraftan da siyasi kanat aracılığıyla askeri kanatla, İRA'yla görüşmeler yürüttü. Şimdi şunu bekliyor Türkiye, bakın. Abdullah Öcalan meclise gidecek, diyecek ki ben terörü bitiriyorum. Yani ben bizim işte mücadelemizi bitiriyorum. Irak ve Suriye kırsalındaki bütün unsurlarımızı çıkacak işte bir kapsamlı af çerçevesinde falan. Artık onu biz bilemeyiz de ben hani bunun genel hatlarını söylüyorum. Bunların geri dönmesini, silah bırakmasını falan diye bir açıklama yapacak. Bu açıklamayı yaparken aynı şekilde Türkiye'de çıkacak, diyecek ki ya bakın biz Kürtlerle ortak Kurtuluş Savaşı yürüttük. Bu Kurtuluş Savaşı'ndan önce son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın almış olduğu Misak-ı Milli kararı da Türkler ve Kürtler için bağlayıcıdır. Hatta ve hatta bu sadece Türkiye'deki Kürtler için değil, Irak'taki Kürtler için de bağlayıcıdır nevi bir açıklama yapacak. Yani oraya bağlamak istiyorlar bunu. Birincisi terörü bitireceğiz diyecekler ve bitirdik diye övünecekler. Hemen baskın seçim de yapabilirler bunu yaptıktan sonra. Yani düşünün şimdi, PKK silah bıraktı. Bu 30-40 yılın en büyük siyasi hadiselerinden bir tanesi olur malzeme olarak. Çok ciddi bir şey yani. Türkiye açısından ayırdığımız kaynakları falan düşünecek olursanız bu 30-40 yıl içerisinde büyük bir malzeme. Baskın seçim yapabilir Erdoğan böyle bir durumda. Hadi tamam, onu belki ikinci planda düşünüyor. Ne yapabilir? Bunun rüzgarıyla Kuzey Irak'a yönelik bir açılım yapabilir. Bunu bugünkü Trump yönetimi, yani Trump Ocak'tan itibaren yönetimi devraldığında bunu Trump'a da bir şekilde Kürt sorununu çözme potansiyel anlamda işte Orta Doğu'da büyük Orta Doğu projesinin önemli bir unsurudur bu. Yani Kürtleri bir araya getirmek. Bunu Türkiye'de, Türkiye ile Kürtlerin kurmuş olduğu bir federal çatı altında yapsanız bile o federal çatıyı toplu halde bir Kürdistan olarak tescil etmek Kürt siyasi hareketi için çok büyük bir olay. Yani bu Barzaniler için de çok büyük bir olay güneyde. Bu Türkiye'dekiler ve İran potansiyel olarak, bakın İran'a da yapılabilecek bir askeri saldırı var. Yani bunun da bunu küçümsememek gerekiyor. Yani İran içerisinden büyük bir Kürdistan çıkması, Suriye içerisinden bir Kürdistan koparılma meselesi. Bunlar da bakın bunların hepsini eğer Türkiye ve Kürtler arasındaki kurulacak bir federasyon üzerinden
tartışılabilirse uluslararası platformda da. Türkiye'nin amacı belki bu yani. Şu an Öcalan'ı çıkarınca Öcalan'ı bir aktör olarak uluslararası alanda da kullanabilir ve bu önemli bir argüman. Ve Yani PKK'yı da Türkiye bu açısından. proje için savaştırır. Yani PKK'yı savaştırmasına falan gerek yok. Yani Türkiye'nin en büyük hedefi PKK'lı militanların silah bırakması. Yani zaten silah bıraktıktan sonra artık onlara ihtiyacın yok. Yani senin kendi düzenli ordun var bu işleri gerçekleştirebilecek. Ne yapabilir? Onları yerel güçlerde kullanabilir. Yani bunu şimdi hani çok spekülasyon evet. yapıyoruz ama Türkiye eğer istediği 100 yıllık proje bu yani. Misak-ı Milli projesi ne demek? Sınırlarını genişletiyorsun yani. Bunu Türkiye'de Kürtlere ne hak verirsen ver, sınırları genişlettikten sonra bunu en milliyetçiler bile problem etmez. Derler ki ya tabii ki siyaset yapıyor adamlar. Yani bu siyaseti yaparken sınırları genişletmek için her türlü pazarlığı yapabilirsin. Böyle bakacaklardır olaya. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu Erdoğan için de milliyetçi kesim yani işte Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi için de ülkücü taban için ve derin devlet unsurları için de çok çok mühim bir şey. Onlar açısından da yani neo ittihatçı o bütün grupları neo ittihatçı olarak düşünün. Çünkü ittihatçıların içinde de böyle dinci olanları, milliyetçi olanları, Osmanlıcı olanları falan karışıktı yani. Ama ittihatçıların ortak bir amacı vardı. Nedir? İşte homojenleştirilmiş ve sınırları en geniş olabilecek şekliyle bir ülkeyi elde tutmak veya yeniden kurmak. İkinci jenerasyonu yeniden kurma sevdasıyla bu işe çıktılar. Yani Peki. şunu demeye getireceğim. Son bir cümle olarak şunu söyleyeyim. Bütün bu olayları bütünsel değerlendirmek lazım. Yani işte ne bileyim o gün Samast'ın veya işte herhangi bir mafya liderinin ya da Devlet Bahçeli'nin böyle tek tek olaylarla bakmamak lazım. Bütünsel anlamda olaylara yaklaşmamız lazım. Ben şu anda Türkiye'nin çok ciddi bir kumar oynadığını düşünüyorum. Bu büyük bir kumar. Bu kumarı da Türkiye'nin kaybedeceğini düşünüyorum ben. Yani böyle Misak-ı Milli'yi biz genişleterek elde ederiz falan. Bunların hepsi büyük hayaller. Ha bunları tabii ki belirli dış güçler ve o içerideki dinamikler diyeceklerdir ki tabii yaparız falan. Yani ama bunu son anda bir takım aksiliklerle, bir takım uluslararası problemlerle falan bir meşruiyet zeminine çekerek diyecekler ki bu olmuyor. Fakat Türkiye sonuçta bunu kaybedecek. Neyi kaybedebilir? Kendi elindeki bütün toprakları, o bölgedeki bütün toprakları da kaybedebilir. Bir karikatür var. Biliyorsunuz bu Misak-ı Milli için Türkiye'nin böyle Güneydoğu sınırlarını genişletiyor sapan gibi. Genişletiyor, genişletiyor, genişletiyor. Sonra bir anda bırakıyor ve o genişlemiş şey geri döndüğü için böyle içeriye doğru bir göçük oluşturuyor. Türkiye'de böyle bir şu anda böyle çok ciddi bir sıkıntı var. Ve bu basiretsizlik Böyle bir sonuç da Bahçeli gibi çıkabilir adamların o tabii. diyorsunuz. Yani şöyle dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmak diyoruz biz buna. Yani böyle bir duruma doğru hızla ilerliyor bence Evet. Türkiye. Peki hocam, yayınımızın sonuna geldik ama başlangıçta anons ettiğim gibi Kılıçdaroğlu'na Erdoğan bugünkü grup konuşmasında sert yüklendi. Onunla da ilgili birkaç cümle yorumunuzu alalım. Tamam. Arkasından da yayını bağlayalım. Erdoğan öyle sert girdi ki şunu söyledi. Mesela kısa birkaç cümle ben aldım önüme, notlarıma. Bunlara hak ettikleri cevabı vermedikçe densizlik çıtaları yükseliyor. CHP'nin eski genel başkanının davalı olarak bulunduğu mahkeme salonunda savunduğu zırvalar, hakaretler bunun en son örneğidir. Her zaman olduğu gibi Erdoğan isim vermeden Tabii ağzı ki. almaz. Eski genel başkanı diye der. Mahkeme Evet. salonundaki savurduğu zırvalar, hakaretler dedi. Evet. Çılgına dönmüş gibi. Yani bu mesele açıldığında 18 17-25'te işte sıfırlama tapesi, işte baba oğlum sıfırladın mı diyen bir kişi hırsızdır, başçalandır dedi. Bak, Erdoğan fena kızmış. Anlaşılan o ki. Ne diyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Onu söyleyeyim. Bu arada telefon geldi. Kusura bakmayın. Oraya bloke etmek zorunda kaldım. Şimdi tabii Erdoğan için 17-25 Aralık en önemli fobi. Yani 17-25 dediği zaman hani Dr. Jekyll'la Mr. Hyde olayı var ya. Bu Dr. Jekyll sakin, Mr. Hyde deliriyor bir anda işte adam garip. Erdoğan'da da bu şeyi tetikleyen 17-25. Çünkü 17-25 her şeyin, bütün bu yaşadığımız rejimsel değişikliklerin başlangıç tarihi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bunu çok iyi bildiği için o düğmeye ısrarla basıyor. Aslında rejimin çözülme noktası 17-25 olacak. 17-25 ile ilgili retorik kırıldığı zaman
oradaki kırılma rejimin akabindeki bütün o değişimleri 15 Temmuz'la alakalı ve 15 Temmuz'dan sonraki otoriterleşme, başkanlık sistemi, bugünkü işte otokratlık, bütün bunların kırılma noktası diskursal manada bu Kılıçdaroğlu'nun girişi. Bence en etkili savunmayı yaptı. Bence çok önemli. İleride bugünün tarihi yazıldığı zaman o Kılıçdaroğlu'nun mahkemedeki konuşması veya savunması mutlaka önemli bir data olacak, önemli bir okullarda okutulacak bir metin olacak. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki Erdoğan da ne yapacak? Onu monstralık hale getirmek istiyor. Çünkü kral çıplak diyeni susturmazsanız başka insanlar da başlar Koro konuşmaya. halinde çıplak derler Koro mesela. halinde olduğu zaman bu sefer tabii ki çok daha büyük bir sıkıntı olacak. Dolayısıyla şu anda bütün bu negatif gelişmelerin yanında Kılıçdaroğlu gibi Türkiye siyasetinde tecrübeli ve akil olduğuna inanmak istediğim bir insanın bu çıkışı gerçekten çok değerli olmalı diye düşünüyorum. Evet Efe Hocam, yayınımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.